biz Cenk'le birbirimize bir söz verdik. Her yere beraber gideceğiz dedik. Ecem, kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Hala kadınları tanımıyorsun ya. Sonu. İstediğin oldu işte. Neden hala bu kadar mutsuzsun Serkan? Canım karıcığım. Canım kocacığım. Siz şimdi bayağı bayağı kahvaltının her şeyi çözeceğini düşünüyorsunuz, öyle mi? Evet. Tebrik ediyorum, bravo. İki insanın gönlü bir olmaya görsün. Biraz peynir, bir dilim ekmek her şeyi çözer. Zeytini sen seversin. Ay senin elinden sahnesine de bayılırım. Yerim ben seni, yerim ben seni. Maşallah, biliyorsun ben. İyi de mektupları dedemin yazdığını anladıklarından olacak. Ha. Ya. Odunsun falan ama. Gönül almayı da iyi biliyorsun tamirci. Çok güzel olmuş. Bence de. Geçsene. Çaylar da demlenmiştir değil mi? Herhalde demlenmiştir. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya Serkan, mısır gevreğini nasıl özledim biliyor musun? Sen sever misin? Öyle özellikle aradığım bir şey değil de yani. Aa, bir kere benim yediğim gibi yersen bayılacaksın. Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi. Herkes mısır gevreğini süt ve mısırdan ibaret sanır. Ama öyle değildir. Öyle mi? Siz bu konuda uzmansınız galiba. Başka ne koymamız gerekiyormuş mısır gevreğine? Sütü de ver bakalım. Al bakalım. Balsız olmaz.
Hadi ye bakalım, beğenecek misin? Güzelmiş. Kabul ediyorum. Neyi? Özrünü. Özrümü? Ben mi senden özür dilemişim? Canım karıcığım, davranışlarım için ziyadesiyle özür dilerim. Seni çok seviyorum. Sabah seni emsalsiz bir hadise bekliyor olacak. İki dünya bir araya gelse bile senden vazgeçmeyecek kocan. Ah dede ah. Gerçekten bunu benim yazdığıma mı inandın? Ne bileyim, yani yeni bir tarz, yeni bir şey deniyorsun sanmıştım ama. Bak bu daha güzel. Bir de bunu dinle. Canım kocacığım. İçinde bulunduğun halet-i ruhiyeye yeterli hassasiyetle yaklaşamadığımı fark etmiş bulunmaktayım. Hadiselerin üzerine ihtiyatla gidersek çözülemeyecek dava yok bence. Sabah seni kuş sütünün eksik olmayacağı bir masaya davet ediyorum. Seni muhabbetle seven karın. Tam benim cümlelerim gerçekten. Biz bunu nasıl yedik? Hayır, ben ikna oldum. Bu ikisi zaten dedemin yazdığı mektupları yedilerse kesin birbirlerini de seviyorlardır. Ne varmış dedenin yazdıklarında? Bana da hep yazardı. Babaanneciğim, bir lügat gerektirmesi dışında bir sorun yok. Ya aklım gelmiyor divane. Muhammed'e. Ne dedim baba, biz hiçbir şey anlamadık. Aşkın tek bir lügatı vardır. O da muhabbettir. İşte o kadar. Ay korkuttun Ayri. Baba sakin. Hı? Ne demek ne? Bir bak bakalım biz mi oturuyoruz burada bir tek? Kim o? Bir bak. Aha. Dur, pardon. Yolun şey yapayım. Yani bu mektubu sen yazmadın. Dedem yazmış ikimize de. Özür de dilemiyorsun o zaman. Anladım. Fazla geldi sanırım. Ne? Yüzük diyorum. Fazla geldi sanırım. Çıkart istersen. İstersen çıkartırım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sorun yok da yüzük içine düştü. Balla döktün içine. Yapış yapış oldu şimdi yüzük. Nerede bu, nerede? Dur dur, ben bulurum. Ne kıymetli yüzüğün varmış. Al. İstersen çıkarırmışsın sahiden. Otele geç. Ben de geliyorum. Dünya dönüyor ama benim etrafım...